Evet herkese tekrar iyi günler. Bugünkü sorumuz İngiltere'den. Bu soru İngiltere'de lise öğrencilerine verilen bir sınavda Senior Mathematical Challenge dedikleri. Şöyle notumuzu alalım. İngiltere'de lise öğrencilerine verilen bir sınav bu. O sınavda sorulmuş. <laughs> ne diyorlar? Bir sorumuzu okuyalım. Diyorlar ki bir tane burada gördüğünüz gibi kare var. Ee, PQRS karesi ee, karenin uzunluğu bir kenarının uzunluğu x olarak, x olarak verilmiş. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi e, T noktası var. E, t noktası QR'ın e, yarısıdır deniliyor. Ondan sonra e, bu T noktasından QS e, diagonalına bir tane dik indirilmiş. UT e, doğru parçası. Sordukları soru bu UT doğru parçasının uzunluğu nedir diye sormuşlar. Sorulan soru bu. Evet isterseniz burada e, videoyu durdurup soru üzerinde çalışabilirsiniz. Yoksa hemen e, devam edelim. Şimdi burada tek görmeniz gereken bir şey var. O da şöyle yazarsak U Q T üçgeni benzerdir. U Q T üçgeni benzerdir. R Q S üçgenine. R Q S üçgenine. Neden diye sorarsanız şimdi şurası dik. Şurası da dik. Şu açı iki üçgende ortak. Dolayısıyla şu açı şu açıya eşit olmak durumunda. Dolayısıyla açı 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 aksiyomundan bu iki üçgenin birbirine benzer olduğunu hemen görmeniz lazım. Benzerse benzerlik e, oranlarını yazalım. Şimdi ne var burada? UT'nin S oranı Tabii ki QT'nin QS oranı eşit olmak durumunda şu benzerlikten. İse u t over r s. r neydi? x eşittir. Ondan sonra q t'nin x bölü 2 olduğu verilmişti. q s. q s nedir? Şurası x. Şurası X'e. Tabii ki Pisagor teoremini kullanarak q s'in ee, x çarpı karekök 2 olduğunu hemen bulmanız lazım. Tabii ki buradan ise tabii ki y eşittir x bölü 2 çarpı x bölü x karekök 2'dir. İşler dışlar çarpımından. Tabii ki buradan da xler gider ne bulursunuz x bölü 2 karekök 2. Dolayısıyla burada doğru cevap tabii ki şıkkı. Evet, dediğim gibi burada, burada tek görülmesi gereken şey üçgen, üçgenlerin benzerliği. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.